Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Hak'tan bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İstanbul'dayız, İstanbul'umuzdayız. Ülkemizin en büyük şehri, İslam aleminin kalbi adeta İstanbul'da atıyor, bunu da biliyoruz. Bir seçime gidiyoruz. Ülkemizin bugünkü şartlarda yeniden adeta şekillenmesi için adımlar atmaya gayret ediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor kararlar almak mecburiyetindeyiz. Ancak şunu unutmayalım, bizim davamız haktır. Biz bu davadan hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Hem ülkemizin hem de dünyanın içinde bulunduğu şartlar her geçen gün zorlaşıyor. Bunu yaşayarak görüyoruz. Maalesef bunun üzerine bir de ülkemizde kısa bir zaman önce cereyan eden deprem hepimizi yese gark etti. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, şu anda resmi rakamlar her ne kadar belli sayıda gözüküyorsa da biz onun çok daha fazla olmuş olabileceğinden endişe ediyoruz. Bunu da ifade edelim. Çünkü maalesef depreme müdahalede çok ama çok geç kalındı. Başkanlık sistemini biz doğru bir sistem olarak benimsememiştik. Aslında geçmişte bugün altılı masa denilen veya Millet İttifakı olarak tarif ettiğimiz masa ilk başta bu konu üzerine inşa edilmişti. Cumhurbaşkanlığı sisteminin bugünkü haliyle ülkemize faydalı olmayacağını düşünmüştük. Bu kanaatlerimizi de iktidara, Sayın Cumhurbaşkanı'na da ifade etmiştik. Tek bir kişi söz sahibi. Parlamento arada sırada devreye girebilen şekli bir kurum. Ama Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları müzakere etmek ülke çapında değiştirmek mümkün değil. Bugün bunu yaşıyoruz. Biz bu sistem teklif edildiği zaman ilk defa bir araya geldik. Bu sisteme karşı bir tavır sergiledik. Ama maalesef bu sistemin ne olduğunu tam olarak kavrayamayan vatandaşlarımız bu sistemin gerçekleşmesine oy verdiler. Bilahare bu sisteme göre Cumhurbaşkanı'nın seçimi gündeme geldi. O zaman da yine biz itiraz ettik. Bu değişiklikten dolayı seçilecek Cumhurbaşkanı'nın karşısına başka adaylar çıktı. Bendeniz de o zaman madem öyle oluyor aday olalım demiştik. Ama Cumhurbaşkanı seçildi Sayın Tayyip Erdoğan. Ve geçen süre zarfında da bu başkanlık sisteminin ne menen bir şey olduğunu yaşayarak gördük. Bir ülkenin böyle idare edilmesi mümkün değil. Kim ne derse desin. Eğer bu sistem olmasa meydana gelen depremde emin olun kayıplar çok daha aşağılara inerdi. Herkes hazırlığını yapmış. Sahaya inecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan kim inebilir sahaya? Herkes beklemek mecburiyetinde kalmış. İki gün neredeyse zaman geçti. Bu kadar beceriksizlik dünya tarihine girdi. Bunu yazacak tarih. Öyle sadece gidip de Adıyaman'da helallik dilemek yetmez.
bütün şehirlerden helallik dilenmesi icap eder. Bugün yapılan hatalardan dolayı bu milletin tamamından helallik dilenmesi icap eder. Bizim bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız şu: Allah rızası için sandığa gidip oy verirken bu söylediklerimizi düşünün. İş olsun diye bir kişiyi tenkit etmek için söylemiyoruz biz bunları. Böyle bir kişiyle yönetim, emin olun, padişahlarda yoktu. Onların belli kurulları vardı, ulema vardı ve onlar yeri geldiği zaman ikaz ederlerdi. Hatta padişahlar bazen, sadece padişahlar değil, hükümdarların çoğu ülkelerinde hadiseler istedikleri gibi cereyan etmiyor endişesine kapıldıklarında bazı şahıslardan şu konuda bir makale yaz yahut da bir yazı yaz bana getir bakayım, ne oluyor ülkede benim bilgim olmayan, ne cereyan ediyor diye sorarlardı. Bugün böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı. Bir kişi, astığı astık, kestiği kestik. Karşı çıkarsan suçlusun. Onun için etrafında kimse kalmadı, dikkat edin. İlk başlangıçta yola çıktığı arkadaşlarının %90'ı gitti etrafından. Geriye menfaat bekleyen bir grup kaldı. Onun da sonu, ümit ediyoruz ki, bu seçimlerde gelecek. Niye bunu söylemeye ihtiyacını duydum? Bazen soruyorlar, niye birçok konuda aynı kanaate sahip olmayan altı siyasi parti bir araya geldi, bu seçime giderken tek cumhurbaşkanı adayıyla gidiyor. İşte bu sebepten dolayı. Çünkü biz seçimi kazandığımız andan itibaren hemen bu sistemin değişmesini ilk mesele olarak ele alacağız. Bunu taahhüt ettik. Ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü bu iş böyle devam etmez. Muhterem arkadaşlarım, peki biz neredeyiz? Saadet Partisi olarak bizim ideallerimiz, düşüncelerimiz, prensiplerimiz neler? Biz bunu belki vatandaşlarımıza güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık bugüne kadar siyasi tarihimizde. Tam olarak başarılı olduğumuzu söylememiz mümkün değil. Bu hareket, Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamızın önderliğinde başlamıştı. Biraz geriye giderek ta 1950'lerden bir takım konuları size arz etmek istiyorum. Çünkü biz o günleri iyi bilmezsek bugünleri doğru değerlendiremeyiz. Biz farklıyız. Her siyasi parti gelir, iktidar olur, muhalefette kalır, sonra yok olur. Ama bizim idealimiz ebediyete kadar mutlaka hakim olacaktır, bunu bilin. Biz iş olsun diye bir davanın peşinde değiliz. Nefsimiz için bir davanın peşinde değiliz. Biz hakkın hakim olması, bütün insanlığın huzuru bulması, adaletsizliklerin bütünüyle ortadan kalkması, ben mağdurum, karnımı bile doyurmaktan acizim diyen bir kişinin bile kalmaması için gayret gösteren bir topluluğuz. Onun için bizim yok olmamız diye bir şey olmaz. Bundan dolayı da canımızı dişimize takar, bütün gücümüzle insanlığı bilgilendirmeye, bizimle beraber hareket etmeye davet ederiz. Neden bu noktadayız? Nasıl geldik bu noktaya? Elbette bunu da bilmemiz icap eder. Hatırlamamız icap eder. Erbakan hocamız, Allah rahmet eylesin, hakikaten müstesna bir insandı. Cenab-ı Hak bazı insanlara müstesna kabiliyetler, istisnai kabiliyetler bahşediyor. Ona da hem manevi yönden hem de maddi yönden bir takım özellikler bahşetmiş. O da üniversitede hoca. Ben ne yapayım ya bu memleketin içinde derken, ya ben motor profesörüyüm,
Türkiye'nin de sanayinin de ayağa kalkması önce bir motor meselesinin halledilmesine bağlı. Hareket eden ne varsa bir motora ihtiyacı var. O halde biz de Türkiye'de bir motor fabrikası kuralım dedi. Teferruatına gelecek değilim. Akıbetini biliyoruz. Motor fabrikası kuruldu. İmalata geçti. Hem de tam 1960 ihtilalinden 2 ay önce, ama yaşatmamak üzere karar aldılar. Bu bir şerefsizliktir. Bu kadar ağır ifade kullanıyorum. Yaşatmamak üzere. Kim? O dönemin sanayici kesilenleri. Sanayici kesim. Neyle uğraşıyor? Motor ithalatıyla, imalatıyla değil. Ve maalesef önlediler. Erbakan hocamızın bu girişimini takdir etti o zaman ihtilali yapanlar bile. Ama onların da gücü yetmedi. Öyle dalavereler çevrildi ki bu teşebbüsler akim kaldı. Siz 10 bin liraya satılan motoru hemen imalata geçince 8 bin liraya satacaksınız, öbürü çıkarıp 6 bine indirecek. Siz 5500'e ineceksiniz, onlar 4 bine. Siz onun altına indiğiniz zaman da artık bununla faaliyet gösterme imkanı kalmayacak ve müessese batacak. Devlet de buna bigane kalacak. Yöneticiler, yönetim. O günkü haliyle Erbakan Hoca daha sonra siyasi hayata bunu aktardı. Siz bana böyle bir şey çekerseniz numarayı, ben de ülkemde bütün müteşebbis insanlara elimi uzatır, onlarla bir araya gelir, onlarla birlikte Türkiye'yi kalkındırmak için harekete geçerim dedi. Nerede başladı? Odalar Birliği'yle. Odalar Birliği'nde öyle güzel hizmetler gördü ki gözleri korktu. Erbakan Hoca'nın yetkilerini kısıtladılar. Elinden aldılar. O zaman ben de Odalar Birliği Genel Başkanlığı'na adayım dedi ve seçildi. Bu sefer de seçimleri iptal ettiler. Öyle oyun oynanıyor ki biz bu oyunu kimse görmüyor. Niye? Türkiye sanayileşmesin diye. Türkiye'ye yeni teknoloji girmesin diye. Çok enteresandır. Davam kitabını ümit ederim ki herkes okumuştu. Bir şeyden bahsediyor. Motor imalatını yaptıktan sonra o motorun yan ürünlerini imal edecek, civatasını bile imal edecek tesisler Türkiye'de olmadığı için her şeyi kendi üretmeye başlamış. Bundan dolayı da ordu mensuplarına da diyor ki bakın ben böyle bir şey yapıyorum. Şu konularda da ihtiyacınız olursa benden temin ederseniz ben onu size dışarıdakinin çok daha ucuzuna veririm. Ülkemiz bir sanayiye sahip olur. Ordumuz da daha ucuza bu ürünleri almış olur diyor. Buna yanaşmıyorlar. Yapılan motoru da ordunun ihtiyacı için almaya kalkmıyorlar. Gerekçe ne? Amerikalıları küstürürüz. Bu kadar sade, bu kadar basit. Niye? Efendim Amerikalılar bize şu anda bir sürü cemse veriyor. Kamyon veriyor. Tank veriyor, top veriyor. Bunları bedava veriyor ya. Yedek parçasının nasıl alındığını hiç sormuyor. Bunları bedava veriyor. Ben niye senden para vererek bir ürün alacağım ki? Kafaya bak. Siz şimdi bu mantıktaki insanlarla mücadele ediyorsunuz. Ve bu noktaya gelen insanlar eğitimli insanlar maalesef. Bu noktaya bizi düşürdüler. Efendi olmayı akıllarından bile geçiremediler ki bizim aklımızdan kimseye efendilik taslamak diye bir şey geçmez. Biz hizmet etmeyi şeref addederiz her zaman için.
Ama millet de siz böyle bir hizmeti yerine getirdiğiniz zaman size değer verir, kıymet verir. Sonra Erbakan hocamızın işte meşhur ifadesi oldu. Anladık ki siyasete girmeden ülkenin problemlerini çözmemiz mümkün değil. Siyasete her çabayı sarf ettikten sonra önünün kesildiğini gördüğü için girdi. Siyasetten öteye bir şey gitmez. Biz eşkıyalık yapamayız. Dağa çıkamayız. Adam öldüremeyiz. Haksız yere kimsenin malına el koyamayız. Bunun için de bu ideallerimizi ancak siyasi yolla, yönle gerçekleştiririz. Bu idealle biz buradayız şu anda. Bu idealle biz altılı masanın içindeyiz, Millet İttifakı'ndayız. Elbette her şey istediğimiz gibi cereyan etmiyor. Ama adım adım gidiyoruz. Bazı aklı evveller bu ideallerine hocamızın karşı çıktılar. Birinci kurduğu parti Milli Nizam icraat yapmadan kapatıldı. Sonra Milli Selamet Partisi kuruldu. Güzel bir performans sergiledi. Ekonomide çok ciddi adımlar atıldı. Kapatılan İmam Hatip okulları açıldı. Başörtüsü serbest bırakıldı. Hac yolu, karayolu hacca gitmek isteyen kardeşlerimiz için açıldı. Ne zaman? İlk kurulan hükümette. Ama sıra bazı konulara gelince içimizde kendilerini Erbakan hocadan daha hassas kabul edenler inançlarından dolayı güya bazı noktalarda hocaya ders vermek istediler ve koalisyonu bozdular. Af kanunundan dolayı. O koalisyonun bozulmasının müsebbibi maalesef kendilerini inançlı olarak takdim eden bir gruptu. 1977 seçimlerine giderken de tek tek istifa ettiler. O zaman radyodan duyuruluyor bunlar. Biz bunu yaşadık. Erbakan hocamız yaşadı. Ama 1970'lerin ortasında Demirel'le kurulan ittifak zamanında, koalisyon zamanında 260'dan fazla fabrikanın temelini attı Erbakan Hoca. Ben bu temelleri atarım. Bunu ortadan kaldıramazlar. Kurulan fabrikaları yıkamazlar zannetti. Ama öyle anlayışa sahip insanlar geldi ki o fabrikaları yıktılar. Bir iş makineleri fabrikası var. Bu fabrika tamamıyla inşaatını tamamladı. Makineleri geldi, üretime geçti. Ama finansman imkanı eksik olduğu için çalışamadı. Daha sonra gelen iktidarlar zamanında o fabrikanın içindeki makineler, haraç, mezat satıldı. Fabrika şimdi bina olarak askeriye diye depo görevi görüyor. Hangi cinayetler işlendi? Ben bunları bir misal diye veriyorum. Bunları biz yaşadık. Şu anda yaşadığımız manzara da başka bir şey değil. Türkiye'de destanlar yazacaklardı AK Parti iktidara geldiğinde. Kurulu ne kadar fabrika varsa çoğunu kapattılar. Ambargo koydular üretime. İster tütünü ele alın, ister şekeri. Tütün, efendim zararlıdır. Ben tütün içmem, sigara içmem. Ama içen için de ille de Virginia tütünü içeceksin diye bir dayatmada bulunmasını da doğru bulmam. Bu arkadaşlar bizim Anadolu'daki tütünü yasakladı. Amerika'nın Virginia tütününü onların kurdukları fabrikalarda üretip şimdi insanımıza satıyor. Şekeri dışarıdan getiriyoruz. Biz bu mantığın karşısındayız. Bu mantıkla Türkiye yönetilemez.
Ama insanlarımızı aldatabilmek için de maalesef İslami müesseseleri istismar ettiler. Biz camilerin inşasına karşı çıkamayız ki. Ama cami ibadet için yapılır. Gösteriş için değil. Erciyes'in tepesine cami yapsan hiçbir işe yaramaz. Allah muhafaza etsin. Bizim sözlerimiz yeri geldiği zaman çarpıtılıyor. İsterse çarpıtsınlar. Biz gerçekleri söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ayasofya açıldı. Hay Allah razı olsun. Hiçbir zaman itirazımız olmaz. Ama biz Ayasofya'nın içinde namaz kılınırken de dışarıda adaletin, İslami hükümlerin hakim olmasını isteriz. Sen bunu rafa kaldıracaksın. Alnını secdeden kaldırmadan benim yanlışlarıma destek ver diyeceksin. Adalet senin neyine gerek ya? Öyle diyorlar şimdi. Yok arkadaş. Biz senin bu palavralarına kesinlikle rıza göstermeyiz. Adalet mülkün temelidir. Bu bizim inancımızın gereği. Biz adaleti tesis için varız. Erbakan hocamız yola çıkarken 3 ana hedef belirlemişti. Birincisi ahlaki ve manevi değerlerin ihyası. İkincisi maddi kalkınmanın bir bütün olarak ele alınması, bizim dışarıya hiçbir noktada bağlı kalmamamız. Üçüncüsü şahsiyetli bir dış politika uygulayarak inançlı ülkelerin, Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi. 3 temel hedef. Ahlaki ve manevi değerler dediğimiz zaman adalet bunun başında gelir. Liyakat bunun başında gelir. Dürüstlük bunun başında gelir. Harama el uzatmamak, kul hakkı yememek bunun başında gelir. Siz öyle hakimler atayacaksınız ki hakimler sizin emrinizde karar verecek, hüküm verecekler. Ve siz buna adalet diyeceksiniz. Biz bunlara itibar etmeyiz. Biz onun için hakkın bütünüyle hakim olabilmesi için mücadele ederiz. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti. Ama kendisine karşı bir dava açıldığında hakimin önüne çıkmakta tereddüt göstermedi. Bir kıssa olarak anlatılır. Ama güzel bir kıssa. Hükümdar da olsan hakimin karşısında mağdurla diğer muhaliflerin de aynı seviyede muamele göreceksin sen. Biz bunu böyle biliriz. Siz şimdi Cumhurbaşkanı ne yaparsa yapsın herhangi bir konuda hesaba çekilebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yok böyle bir şey. Anayasaya koymuşlar. La yüsel. Hiçbir surette sigaya çekilemez. Yanlışla yapsa doğrudur onun yanlışları. Böyle bir mantık peygamberlerde yok ya. Muhterem arkadaşlarım, neyle mücadele ettiğimizi anlatmak için ben anekdot olarak bunları ifade etmeye çalışıyorum. Bir bütün ahlaki ve manevi değerlerin ihyası. Sonra kalkınma gelir. Kalkınmada bizim hedefimiz Türkiye'mizin, İslam aleminin bir bütün olarak ayağa kalkması, dış ülkelerin hiçbirine muhtaç hale gelmemesidir. Biz bugün de kendi memleketimizde sanayinin, üretimin, tarım dahil, madencilik dahil, yurt satına bütün olarak yayılması, Iğdır'dan Edirne'ye kadar, Denizli'den Ardahan'a, Hakkari'ye kadar, neresi varsa her yerde üretimin olması, insanların kendi doğdukları yerde karınlarını doyuracak bir imkana kavuşması, ama bu imkanın da kendi ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir seviyede olması. Bugüne atfen söylüyorum,
Bugün açlık sınırı toplu sözleşmelerde hep müzakerenin ana hedefi oluyor. Ne demek ya açlık sınırı? Ben senin karnını doyururum, gerisi beni ilgilendirmez. Oğluna, çocuğuna alacağın ayakkabı, okul masrafı, senin evinin elektriği, suyu, gazı, ödeyeceğin vergiler, okul masrafları hiçbir tanesi beni ilgilendirmez. Nasıl der bir iktidar? Bizim hedefimiz, işte onlar beğenseler de beğenmeseler de, gücünüz yeter mi yetmez mi diye türküler söyleseler de, yoksulluk diye tarif edilen sınırdır. Yoksulluk sınırı, açlık sınırının iki mislinden fazladır. Biz bunu biliyoruz. Ne demek? Onun altında maaş alan bir insan hiçbir zaman kendi ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayamaz demektir. Biz bu hedefi bilemedin 3 sene, hadi diyelim 5 sene içinde gerçekleştirmekle mükellef addederiz kendimizi. 20 yıl iktidarda kalacaksın, bir sürü vaatte bulunacaksın, ülkemizi getirdiğin nokta hala açlık sınırının altında bir asgari ücret. 20 yıl iktidardan sonra, 20 yıl. Muhterem arkadaşım, böyle bir iktidarın gölgesinde hayat idame ettirilebilir mi? Adalet yok, iş yok, çalışan için kazanç sürünülecek bir seviyede ve sen diyorsun ki ben yeniden adayım. Vay canına. Hem de daha önce de söylemişsin. Ben bu kadar hakikaten kendi sesini dinleyip de hayrete düşmeyen bir insanın dünyada olabileceğini tahmin etmiyorum. Tayyip Bey'e eski ifadelerini alın. 2 dönem ya, 2 dönem. 3 değil. 2 dönem bir kişi kendi partisinin başında bile genel başkan olmamalıdır diyor. Türkiye'mizin 4. dönemini tamamladı. Şimdi 5. seneye kendisinde hak görüyor. Kendisini tasdik eden etrafında bir sürü adam var. Hiçbirisinin yüzü kızarmıyor, ben bunu hayret ediyorum. Hiç. Söz bizim değil ya. Kendisinin ifadeleri. İş bu noktaya geldiği zaman zaten artık buna bir çare bulmak mümkün değil. Çünkü insanın yüzü kızarır. Ders alır, ibret alır. Ben bir daha böyle bir teşebbüste bulunamam der. Ama işte o vasıflar yoksa bunu demede de maalesef kendisine göre hiçbir çare bulamaz. İktidarda kalmazsam benim ardımdan hesabımın görülmesini ne rıza gösteremem diyor Tayyip Bey. Ben hesap vermek istemiyorum. Bundan dolayı bir dönem daha verin. Ömrüm yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama arkasından ben gene denerim. Başka bir şey denerim. Ne dener onu bilmiyorum ben. Ama benim size aktarmak istediğim ney? Bu arkadaşlar 20 yıldır iktidarda. Erbakan hocamız 20 yılı bırakın. Siz iktidarda koalisyon ortağı olduğu kesimlerde, zamanlarda bile destansı kararlar aldı, icraatlarda bulundu. Biz milli görüşçü belediyeler olarak 29 belediye başkanlığını kazanmıştık. 1994 yılında ben de 2. dönem kazanmıştım. Hakikaten belediyelerimizde destanlar yazıldı. Ama arkasından 1996 yılında kurulan iktidarda Erbakan hocamız başbakan olunca tarihe geçecek adımlar attı. Bir yıllıktır, bir yıl. Bir yılın içinde siz düşünün, bugün biz ne yaparız, ne ederiz? Herkes kendine göre bir takım hükümler ortaya koyabilir. %20-30 zam konuşuluyordu. Tabii yaşı 50'nin altında olanlar bunu hatırlamayabilir. Aradan epey bir zaman geçti.
Üstünde olanlar hatırlar. Diğerleri de okuyor hiç olmazsa. %20-30 zam verilebilir diye münakaşa edilirken Erbakan Hoca'nın ilk adımda verdiği zam %50, onun arkasından iki zam daha %125 zam yapmıştı. %125. Enflasyon artmadı. Düştü. Şimdi böyle bir insanın seçime gitmesi ne manaya gelirdi? Halk elbette omuzlarında taşıyacaktı Erbakan hocamızı. Erbakan hocamız onunla da yetinmedi. Hemen bütün dünyayı dolaşmak için kolları sıvadı. Endonezya'dan Nijerya'ya kadar ülkeleri ziyaret etti. Bir seneden daha kısa bir zamanda 8 ülkeyi bir araya getirip 15 Haziran'da 1997'de D8 kuruluş imzasını onlara İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda imzalattı. Bu kadar hızlı kurulan bir uluslararası kuruluş. Hele Endonezya'dan Nijerya'ya kadar geniş bir alanı kapsayan bir kuruluş, ben dünya tarihinde başka bir yerde gerçekleştirildiğini zannetmiyorum. Ama ne oldu? İşte bütün dünya bir araya geldi. Hikmet-i ilahi, hakikaten 28 Şubat sırf bunun için oldu. Kim ne derse desin. Onlar kendilerine, efendim bunlar irticacıymış, şunu yapacaklarmış, bunu yapacaklarmış diye paşaları kandırdılar. Sonunda ne oldu? Şu anda hepsi hapse girdi. Ben üzülüyorum. Bu mertebeye gelmiş, tahsil yapmış, dünyayı bilmesi icap eden paşalarımız bizim, Erbakan hocamızı indirip cezalandırmayı en büyük görev atfettiler. Şimdi onun sıkıntısını çekiyorlar. Hakikaten tarihten ders almaya, ibret almaya ihtiyacımız var bizim. Şimdi ben bu kadar meseleyi niye anlattım? Döneceğim kendimize tekrar bugünkü günlere. Evet. Onun hayat süreci, bir mücadele nasıl verilir onu anlattı. En sonunda Saadet Partimizin genel başkanı olarak hayata veda etti 2010 yılında. Bunu unutamayız. Ama davasından hiç vazgeçmedi. Biz de eğer beklemediğimiz tavırlarla, hadiselerle karşılaşırsak hepimiz ahdetmeliyiz ki bu dava bizim davamız. Erbakan hocamız son nefesini verirken nasıl bu davaya sahip çıktıysa biz de bu davaya hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu sözü hepimiz vermek mecburiyetindeyiz. Eğer biz hakiki manada milli görüşçüysek. Prensiplerimiz değişmedi. Biz yine ahlaki ve manevi değerlerimizin ihyası için çalışmaya gayret edeceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Ancak zayıf bir bünye bu idealleri koruyamaz, taşıyamaz. Bunun için de maddi kalkınmaya mecburuz. Ülkemizde yaşayan her insanın rahat çalışacağı bir işi, geçimini sağlayacak kadar bir ücrete sahip olması icap eder. Bu bizim idealimiz. Biz ülkemizde hiçbir noktada bizi dışarıya muhtaç bırakacak bir boşluğa izin veremeyiz. İlacımızı, gıdamızı, savunma sanayimizi, diğer ihtiyaçlarımızın tamamını kendi ülkemizde karşılamakla mükellefiz. Bunun için kolları sıvadık. Bunun için gayret göstereceğiz. Ama bu dünyada tek başımıza değiliz. Bizim gibi ezilen, sömürülen, baskı altında tutulan,
yanlış istikametlere sevk edilen, birbirleriyle ihtilaflı hale getirilen bir sürü ülke var. Bunların başında Müslüman ülkeler gelir. Biz onları da uyarmaya, onları da ayağa kaldırmaya, birbirleriyle barıştırmaya mecburuz. Dünyamızda şu anda iki tane ciddi tehlike var. Bunu her yerde tekrar etme ihtiyacını duyuyorum. Bunlardan bir tanesi manevi tahribattır. Ailedir. Ailenin bütünlüğünü korumakla mükellefiz. Aile toplumun temelidir, çekirdeğidir. Aile mefhumu bozulursa siz toplumu ayakta tutamazsınız. Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, biz de bir aileyiz. Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile mefhumunu toplumun diri kalması, canlı tutulması için elzem görürüz. Ha, ikincisi de dünya düzeni hızla bozuluyor. Ülkeler birbirleriyle ihtilaflı hale getiriliyor. Ama bizim bölgemizde bizi tehdit eden en önemli hedef Büyük Orta Doğu projesidir. Biz Büyük Orta Doğu projesine rıza gösteremeyiz. Büyük Orta Doğu projesinin başka bir adı Büyük İsrail projesidir. Arz'dan Nil'den Fırat'a kadar kendilerine vaat ettiklerine inandıkları topraklara hakim olmak istiyorlar. Savunucuları kim? Amerika Birleşik Devletleri. Peki bu Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı kim? O da Tayyip Erdoğan. Bir zamanlar unutmuştu. Sonradan hatırlattılar. Muhterem arkadaşlarım, biz bu projenin gerçekleştirilmesine izin veremeyiz. Bu projenin gerçekleşmesi bizim yok olmamız manasına geliyor. Türkiye topraklarının bölünmesi manasına geliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi sözlerimi toparlayacağım. Sizi de çok daha fazla yormak istemiyorum. Ama seçime gidiyoruz. Elbette bir seçime giderken seçimde başarılı olmak bizim hedefimiz. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şunu ifade ediyorum. Aslında Millet İttifakı üyeleri bir araya geldiğimizde 6 üye olduğu için aramızda bir mutabakat sağladık. Bir cumhurbaşkanı seçilecek, aday olacak. Diğer partilerin genel başkanları da cumhurbaşkanlığı başkanı yardımcılığı görevini üstlenecek. Böylece biz ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Dış politikada da iç politikada da birlikte davranacağız, birlikte hareket edeceğiz. Bu noktada bir ittifak sağlandı. Bu da topluma deklare edildi. Ancak inşallah seçimlerin neticesinde biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçileceğini hemen hemen garanti gibi görüyoruz. Ama seçim, şartlar nasıl olur bilmiyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şuna dikkat etmemiz lazım burada. Evet, yeri geldiğinde bazı tenkitlerle karşı karşıya kalıyoruz. Doğru. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin icraatlarında sıkıntılı dönemler olmuş. Bunu da görüyoruz. Ama bugüne kadar aralarından sadece bir kişi çıktı. O da Sayın Kılıçdaroğlu. Ben helalleşmek istiyorum dedi. Size güne kadar kavga ettiğiniz bir komşunuz bile gelse, size zarar vermiş bir insan bile gelse, dese ki ben
bugüne kadar yaptığım icraatlarımdan dolayı sizden helallik istiyorum. Ne diyeceksiniz ona? Hadi oradan mı diyeceksiniz? Elbette helal edersiniz. Hepimiz ederiz. Çünkü diyor ki ben hata etmişim. Bu hatamdan dönmeye karar verdim. Hatamdan dönüyorum. Biz de onu denedik. İstanbul diyorum, kendisini, Erbakan hocamızı anma toplantısında davet ettiğimizde, toplantısına davet ettiğimizde yaptığı konuşma herkesi şaşkına çevirmişti. Daha sonra Kudüs mitingine geldi. Kudüs mitinginde yaptığı konuşmada hakikaten destansı bir konuşma oldu. Bizim arkadaşlarımız bana dedikleri şu: yahu sen o konuşmayı yapmalıydın. Bu kadar ileri giden bir konuşma. Biz şimdi yahu sen benim önüme geçtin diye ona tavır mı koyacağız? Elbette müsbet istikamette atılan bir adıma karşılık biz de müsbet istikamette bir adım atmakla mükellefiz. Bu bizim görevimiz. Onun için inşallah bu seçimlerden sonra Türkiye'de bir yeni dönemin başladığını hepimiz yaşayarak idrak edeceğiz. Ama bunun gerçekleşmesi hepimizin gayret göstermesine bağlı. Seçime giderken ayrıca ittifaklar gündeme geliyor. Elbette bu ittifakların gerçekleşmesini önemsiyoruz. Ancak böyle bir toplantıda bu meselenin detayına inecek değilim. Ama şunu hemen ifade ediyorum. Hepimiz aklı selim sahibiyiz. Ümit ediyorum ki eninde sonunda belli noktalarda bu ittifakın temellerini oluşturur, seçimde de büyük bir başarı elde ederiz. Ancak biz hazırlıklarımızı ihtimaller üzerine inşa etmeyiz. Biz seçime sanki tek başımıza girecekmişiz gibi bir çalışmanın içine girmekle mükellefiz. Ankara'da arkadaşlarımız bütün illerde aday adaylarımızı şimdi değerlendirmeye tabi tutuyorlar. 9 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonun her biri 9 ille ilgilenecek. Adaylarımız kimler olması icap eder belirleyecek. Ama bu dönem içinde eğer ittifaklar hayata geçirilebilirse ki öyle olacağını ümit ediyorum, o zaman da bu çalışmalar elbette tekrar gözden geçirilme durumunda olacak. Ama unutmayalım, ne olursa olsun biz seçime mutlaka gireceğiz. Ve en iyi neticeyi almak için gayret göstereceğiz. Şartların yeri geldiği zaman zor olduğunu ben de görüyorum. Ama biz maalesef bizi üzen ama hayra vesile olur diye düşündüğümüz Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. 2 günde çark edemeyiz. Her şeyi berbat edemeyiz. Biz Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar onu bilmiyorum. Ama attıkları adımın, verdikleri kararın kendileri için faydalı olduğu kanaatinde değilim. Yalnız bir şey oldu, milletimizin gözü açıldı. Bu önemli. Biz bu seçime girerken bundan dolayı bütün gücümüzle gerçekleri ortaya koymaya gayret göstereceğiz. Biz adalet istiyoruz. Hakkaniyet istiyoruz. Biz yolsuzlukların olduğu bir ülkede yaşamak istemiyoruz. İsrafın zirveye çıktığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Öbür taraftan da
her ihtiyacımızı kendimizin karşılayacağı, herkesin geçinebileceği kadar ücret alacağı bir ekonomik sistemi de mutlaka kuracağız, kurmakta kararlıyız. İnsanlarımız perişan. Çalışan bir insan nasıl perişan olur ya? Biz bunun nasıl değiştirilebileceğini 96 koalisyonunda gördük. Vaat edilen zam oranının 4-5 misli üstünde bir zam verildi. Ekonomi bozulmadı. Tam tersine enflasyon düştü, düzelme emareleri göstermeye başladı. Ve onun arkasından da biz elbette bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve dünyaya barış ve huzur getirmekte öncülük edecek olan yeni bir dünya düzenini de kurmakta kararlıyız. Bizim dış politikadaki temel ilkemiz nedir biliyor musunuz? Biz batılıların mantığıyla bugüne kadar yürüttükleri politikaları kesinlikle elimizin tersiyle iteceğiz. Ne o politikalar? Bizi batılıdan, batı ülkelerinden ayıran dış politikadaki temel özellik ne? Sömürgecilik. Batı hep sömürgeci olmuştur. Her gittiği ülkeyi bıraktı, kıtaları bile sömürmüşlerdir. Ayakta kalmalarına sadece kendilerine hizmet edecek kadar imkan vermişlerdir. Biz böyle bir vahşete rıza gösteremeyiz. Maalesef şunu bilelim. Batı bu düzeni, inancı değiştirmeden adam olamaz. Olamadı da bugüne kadar. Dünyaya huzur getiremez. Sömürmek iliklerine işlemiş. Bugün bile sömürüyorlar. Afrika niye bu kadar geri? Güney Amerika niye bu kadar geri, bu kadar zenginlikleri olmasına rağmen? Niye Hindistan, Asya ayağa kalkamıyor? Bunların sömürgeci mantıklarından dolayı. Biz buna rıza gösteremeyiz. Onun için Saadet Partisi'nin, milli görüşün iktidarı yeni bir dünyanın doğuşu demektir. Ne için çalıştığınızı, hangi neticeyi hedef aldığınızı unutmayın Allah rızası için. Sizin sayenizde hem ülkemizde yaşayan insanlarımız huzur bulacak, hem de bütün dünya barışa ve huzura kavuşacak. Yeri geldiği zaman biz elbette savaş etmesini de biliriz. Ama sadece ve sadece hakkı hakim kılmak için. Bakın geçmişe, biz Asya'dan Avrupa'nın ortalarına kadar çeşitli yerlerde hükümran olmuşuz. Bizim geldiğimiz yerlere sadece bereket gitmiş. Sömürü olmamış hiçbir zaman. Onun için ideallerimizi biz kaybedemeyiz. Tabii bu çalışmalarda en büyük güçlerimizden birisi hanım kardeşlerimiz, onlara bir selam vermeden geçemeyeceğiz. Allah onlardan razı olsun. Toplumumuzun yarısı hanımlardan meydana geliyor. Biz hanım kardeşlerimizi bu noktada sonuna kadar desteklemekte kararlıyız. Sizin gayretleriniz sadece sizi değil, toplumumuzun bütününü inşallah değiştirecek. Öyle ümit ediyoruz. Elbette gençlerimizi de ihmal edemeyiz. Gençlerimiz enerji dolu. Gençliğimiz ayakta olduğu müddetçe bu çalışmalar aksamadan devam edecektir. Bunu da biliyoruz. Siyasi partiler içinde bizim kadar hedefini net olarak belirlemiş, şahsi menfaatlerden, kaygılardan uzak, sistemli çalışan başka hiçbir siyasi parti yoktur. Bunu da bilmek mecburiyetindeyiz. Biz eğer bunu gerçekleştirirsek bütün dünyaya huzur gelir. Bütün dünya barışa kavuşur. Onun için bu çalışmaları yaparken
bu fedakarlığı gösterirken ne için çalıştığımızı, Cenab-ı Hakk'ın rızasının da bu çalışmalarda olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Önümüzde uzun bir dönem yok. 2 aydan daha kısa bir zaman kaldı. Bu zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye, en iyi neticeleri alabilmek için gayret göstermeye mecburuz. Bazen anketler yapılıyor. Bize bazı rakamlar veriliyor. Bu anketler yapıldığı zaman doğruyu da yanlışı da yansıtabilir. Ona takılamayız. Biz toplumun tamamına mesajımızı ulaştırmak, ondan sonra neticeyi beklemekle mükellefiz. Tamamına. Eğer biz ideallerimizi, prensiplerimizi toplumun tamamına ulaştıralım, emin olun iktidar hemen kapımızdadır. Öyle görebiliriz. Allah çalışmalarınızda sizlere azim versin, gayret nasip etsin, fedakarlık duygularınızı zirveye çıkarsın. En büyük başarıları sizlere, camiamıza nasip etsin diyorum. Bu çalışmalardan dolayı da hepinizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim.